9000 oyun geliştiricisinin katıldığı büyük bir anket düzenleniyor. Diyorlar ki sizin oyun geliştirme kahramanınız kim? Bir sürü isim yazılıyor ama oyların %30'unu alarak zirveye yerleşen isim Miyamoto oluyor. Abi öve öve bitiremediniz bu herifi. 2-3 tane çocuk oyunu yapmış seneler önce. Hala şişir babam şişir. Abi gelin gidelim bu herifin geçmişine tek tek bakalım. Adam bir kere endüstriyel sanat ve tasarım mezunu. Oyun ne alaka baba? Space Invaders görünce gazlanmış. Aa ben de bir gün oyun yapar mıyım falan falan demiş. Alakası bile yok oyunlarla. 1976'da Miyamoto'nun babası Nintendo'nun başkanıyla iş görüşmesi ayarlıyor ortak arkadaş vasıtasıyla. Bizim oğlanı alın adam edin falan diyor. Yani o zaman Nintendo video oyunlarından çok oyuncak falan yapan bir firma bu arada. Bu da kendi yaptığı oyuncakları, tasarımları falan gösteriyor. Öyle işe alıyorlar bunu. Yani bir kere giriş torpil. Aman babacım canım babacım. Sonra işte şansa Space Invaders gibi oyunların başarısını görünce Nintendo'da arcade oyunlar yapmaya başlıyor. Oyun geliştirme konusunda hiçbir bilgisi olmayan Miyamoto'ya da arcade kabinleri için bir şeyler çizdiriyorlar. Sen anca bunu yaparsın diyorlar. Nintendo'nun yaptığı ilk dönem arcade oyunlarından Radar Scope, Japonya'da fena iş yapmayınca şirket gazlanıyor. Biz bunu Amerika'da uçururuz diyorlar. Ama olmuyor. Tam tersine yaklaşık 2000 civarı arcade cihazı ellerinde patlıyor. Eyvah ne yapacağız batıyoruz derken bu Radar Scope makinalarına farklı oyun yerleştirelim ziyan olmasın belki tutar diyorlar. E kim yapacak bunu? Patron Yamauchi etrafına bakıyor. Boşta kimse yok. Herkes başka bir projenin başında. İşi üzerine fırlatabileceği tek kişi Miyamoto. Miyamoto gel lan buraya. Çöz şu işi koçum diyor. Miyamoto'nun başına da Gunpei Yokoi'yi koyuyor. Şu çocuğu denetle yol yordam göster bir yanlış yapmasın diyor. Gunpei Yokoi de Nintendo'yu dönüştürüp bugün geldiği yola sokan şirketin bazı temel değerlerinin zeminini hazırlayan çok değerli bir isim. Shigeru Miyamoto'ya akıl hocalığı yapıp ona önemli tecrübeler katıyor Yokoi. Mesela Miyamoto öğrenmeye bir şeyler başarmaya inanılmaz hevesli biriymiş ama detaylara aşırı takılıp süreci kompleks bir hale getiriyormuş. Yokoi de bunu hep daha basit düşünmeye, eğlence unsuruna odaklanmaya teşvik etmiş. Yokoi bakmış bunun bir şey bulacağı yok. İnşaatta geçen bir temel reis çizgi filminden bir oyun konsepti bulmuş ve Miyamoto'ya önermiş. Bak şunun üzerinde çalış bakalım ne olacak? Bak bizim radar skopun üzerine yerleştirmeye uygun gibi sanki demiş. Böylelikle Yokoi danışmanlığında Miyamoto başlamış çalışmaya. Hemen beleşe konmuş yani. O zamanlar Miyamoto şirket yurdunda kalıyormuş. Ve tüm zamanı şirket yurdu ofis arasında gitgelle geçiyormuş. Bazı zamanlar iş yerinde kaldığı için iş yerinde banyo yapıp çalışmaya devam ettiği bile oluyormuş. Patronun gözüne girecek ya çakal. Gunpei Yokoi evinde yıkanıyor. Bakın ben işimi çok seviyorum iş yerinde yıkanıyorum diye terfinin yolunu yapıyor. İşkoliklik bahane beleşe konmak şahane. Yokoi'nin önerdiği temel reis oyunu üzerinde bayağı çalışıyor. Yokoi'ye gösteriyor, tavsiyeler alıyor falan bir şeyler çıkıyor ortaya ama. Ama Nintendo temel reisin haklarını alamıyor. Alamayınca da temel reis karakterleri yerine sıfırdan karakterler yaratıyorlar ve piyasaya çıktığı ilk yılların en çok hasılat yapan oyunu olan Donkey Kong çıkıyor ortaya. Bir oyun karakterinin engellerden ve boşluklardan atlayabildiği ilk oyunmuş Donkey Kong. Aman ne marifet. Miyamoto'nun o zaman atletik oyun, koşmalı, zıplamalı, tırmanmalı oyun falan gibi adlandırdığı bu oyun aynı zamanda sektörün ilk platform oyunu olmuş. Sadece bu kadar da değil, animasyonla, karakterlerle, görsel olarak hikaye anlatan ara sahneleriyle de yine sektörün öncülerindenmiş. Miş miş de miş miş masal bunlar birader. Elde patlayan arcade makinelerinin yazdığı zarardan kurtulalım diye girdiğiniz işten bala göte fayda çıkarmışsınız. Ha ne oldu alt tarafı? Donkey Kong hem kötü durumda olan Nintendo'yu finansal olarak ayağa kaldırdı hem de oyun sektörüne yeni bir tür kazandırdı. Ya ama o zaman oyun moyun yok lan nefes alsan yeni oyun türü çıkar zaten. Herkes yapar ne var bunda? Neyse devam edelim. Bir süre daha bu Gunpei Yokoi'nin altında çalışan Miyamoto artık iplerini koparıyor. Ben boşuna mı banyo yaptım lan şirkette? Ne ala Yokoi Mokoi? Alın şu herifi başımdan ya. Ben artık piştim. Salın beni diyor ve 1985 yılında asıl büyük patlamasını yapacağı oyunla Super Mario Bros. Da çıkıyor karşımıza. Burada 1985 yılının altını çizelim. Çünkü 1983'ten 1985'e kadar oyun dünyası büyük bir krizin içindeydi. Piyasa kötü oyunlarla şişmiş, çoğu oyun firması batmış, oyun sektörünün geleceğine olan güven yerle bir olmuştu. Ve bu büyük krizin 1985 yılı
yılında sonlanmasının sebebi 85'te Mario'nun çıkmasıydı. Donkey Kong'la batmakta olan bir şirketi kurtarmıştı. Super Mario Bros'la da batmakta olan koca oyun sektörünü kurtardı yani. Şu bala bakar mısınız? Yani malı Gunpei'den al, şirkette yıkan keyif çat, şansa oyun tuttur, Gunpei'nin yanında kendini geliştir, sonra bir de kriz denk gelsin, oh ortada hiç rakip yokken oyun tuttur. Lan doğru düzgün oyun yapacak firma kalmamış, rakip yok. Tabii krizi bitiren oyunu yaparsın. Ve öve öve bitiremiyorlardı ha bu oyunu. Daha önce hiç bu oyunda görmeyeceğiniz görsel çeşitlilik, benzeri olmayan gelişmiş platform mekanikleri, ikonik müzikler, ses efektleri ve yine dönemine göre üst düzey karakter kontrolü. Çok daha basit platform oyunlarında bile bu kadar keskin ve akıcı karakter kontrolü yoktu diyorlar. İnsanları ekran başına kitlemek için birçok sebep sunuyormuş bu oyun. Aynı zamanda oyun dizaynında da yeni bir dönemi başlattı diyorlar. Super Mario Bros. Bir platform oyunuydu ama olay sadece platform engellerini aşmak değildi. Bu oyunda alt etmeniz gereken düşmanlar da vardı. Yani bir aksiyon oyunu gibi işlediği anlar da vardı. Ve bunu da platform mekaniklerinden destek alarak yapıyordunuz. Yani birden fazla türe ait farklı mekanikleri birleştiren, paslaştıran bir dizaynı vardı bu oyunun. Bunun temelini de Donkey Kong'da atmışlardı aslında. Mario yani Donkey Kong'daki adıyla Jumpman eline çekiç aldığında da oyun platformdan aksiyona geçiş yapmış oluyordu. Super Mario Bros'ta da farklı türleri birleştiren bu dizayn anlayışını iyice genişlettiler. Daha önce pek örneği olmayan bu yapı oyun dizaynını çeşitlendirmek ve derinleştirmek adına çok önemli bir adımdı diyorlar. Abi yapmayın ya, karakteri zıplatsan yeni tür keşfettin diyorlar, ortada oyun yokken bir zahmet oyun dizaynının temelini de inşa edersin ya. Deneme yanılma yapa yapa bulursun bir şeyler abi. Bunun üzerine bir sene sonra 1986'da yine Miyamoto önderliğinde The Legend of Zelda geliyor. Ki oyun sektörünü bitirmek üzere olan o meşhur krizi artık tamamen unutuyorlar. Bir postada bunu abartıyorlar tabi. Zelda'da neymiş? Rol yapma, macera ve aksiyon türlerini bir araya getirmiş ve açık dünya oynanışında ilk örneklerinden biriymiş. Bir kere oyun çizgisel değildi. Oyunun büyük kısmında zindanları dilediğiniz sırayla tamamlayabiliyordunuz. Oyuncuya sunulan özgürlük ve keşfetmeye açık şeyler sayesinde her oyuncu diğerinden farklı bir macera yaşayabiliyordu. Açık oynanış yapısını zengin oynanış mekanikleriyle buluşturan bu oyun, çizgisel olmayan aksiyon macera oyunları için temel şablonu oluşturmuştu diyorlar. Ve bir de kartuş üzerine save etmekle geleneksel save sisteminin de ilk örneğini sunmuş güya. Zelda benzeri bir oyun yapısını Zelda'dan önce Hyde Light diye bir PC oyununda da görmüştük. Bu çok büyük bir olay değil yani. Ha, Hyde Light fikirleri uygulama konusunda çok kötü ve başarısız bir oyunmuş. Miyamoto gibi şanslı değilmiş geliştiricisi. O tutturamamış, yapamamış. Miyamoto, Gunpei Yokoi'den basit düşünme, eğlenceyi merkeze alma gibi tüyoları alıp öğrendiği için kendi detaycılığına da seviye atlatmış. Yani bir projenin derinlerine dalarken basit düşünüp kaybolmamayı, neyin işleyip neyin işlemeyeceğini de kolaylıkla ayıklamayı öğrenmiş. Ya iyi güzel Mario Zelda övmüşsünüz de tüm bunları Miyamoto tek başına mı yaptı sanki? Evet, bir süre Gunpei Yokoi'den koptu, projelerin liderliğini eline aldı ama yanında Takashi Tezuka başta olmak üzere bir sürü değerli, yetenekli insan vardı. O kadroyu sana da kursunlar, sen de yaparsın güzel oyunlar. Abi bak, o kadroya yönetmen diye Özcan Deniz'i koy, o da yapardı fıstık gibi bir Zelda oyunu. Hem müzikleri de daha iyi olurdu. Takashi Tezuka isminin de altını çizelim. Super Mario Bros'tan itibaren hep Miyamoto'nun yanındaydı ve Legend of Zelda'da dahil olmak üzere çoğu oyunu birlikte tasarlayıp yönettiler. Ama yaratım sürecinde Miyamoto'nun ağırlığı daha fazla olduğu için daha ön plana çıkan isim hep Miyamoto oldu. Neyse, devam edelim. Bizim beleşçi Miyamoto Zelda'dan sonra Super Mario Bros. 3'ün de yönetmenliğini yapıyor ve NES konsolunun ömrü sona eriyor artık. Super Mario Bros. 3'ü de efsaneleştiriyorlar. Daha önce yaptıklarını iyice mükemmelleştirmiş falan filan, oralara hiç girmeyeceğim. Bir sonraki jenerasyonda, yani Super Nintendo konsolunun jenerasyonunda Miyamoto biraz daha geri planda kalıp hiç yönetmenlik yapmadı. Temel konseptini oluşturduğu oyunlar yine olsa da çoğunlukla yapımcılık yapıp yönetmenliği Takashi Tezuka'ya bıraktı. Tarihte yapılmış en iyi Mario oyunu olarak gösterilen Super Mario World'ü, A Link to the Past ve Link's Awakening gibi efsane Zelda oyunlarını, Yoshi's Island'ı hep Takashi Tezuka yönetti. Miyamoto bizzat yönetmese de hepsinde yapımcı olarak vardı ama çakal piyasayı boş bırakır mı? Gerektiğinde bu projelerin her birine müdahale ediyordu. Zamanında Gunpei Yokoi'nin üstlendiği rolü şimdi kendisi devralmıştı. Tabii Super
Nintendo döneminde yönetmenlikten çekilmesinin tek sebebi yeni insanların yetişmesine olanak sağlamak değildi. Asıl büyük sebep Nintendo'nun bir sonraki konsolu olan Nintendo 64 ve oyun dünyasında devrim yaratacak olan Super Mario 64 oyunuydu. Uzun bir aradan sonra yönetmenliğini üstlendiği ilk oyun olan Super Mario 64 sadece platform türü için değil, 3 boyutlu oyunlar için genel olarak standartları belirlemişti. 3 boyut içerisinde bir karakteri nasıl yönetirsin, kamera ve karakter kontrolü nasıl olur, bölüm nasıl tasarlanır bunun ilk temiz örneğiydi. Analog kullanımı bile bu oyunla standartlaştı. Hemen peşinden Ocarina of Time geldi. Oyunun 5 yönetmeni vardı ve onların başında da yapımcı koltuğunda yine Miyamoto vardı. Nintendo'nun çoğu oyununda olduğu gibi Ocarina of Time'da da oyunun temelleri Miyamoto'nun vizyonuyla şekillendi. Mario 64'ten edindikleri tecrübelerin üzerine koyarak bu sefer de 3 boyutlu aksiyon macera oyunu nasıl yapılırın kitabını yazdılar. Günümüzde de hala kullanılan hedefe kitlenme özelliği bile bu oyunla çıktı. Zindanlar, bulmacalar, boss dizaynları, gördüğünüz çoğu yere gidebildiğiniz insanın keşfe iten dünyası say say bitmez bu oyunun sektöre kattıkları. Ocarina of Time modern oyunlar için büyük ilham kaynağı oldu diyorlar hep. Miyamoto önderliğinde 3 boyutlu oyunlara geçişin yeni başladığı bir dönemde önce Mario sonra Zelda ile gelecekten gelmiş gibi duran oyunlar yapıp daha sonra çıkacak oyunlara referans olmuşlar. Hani kitabını yazmışlar dedim ya. İşte herkes o kitapları okuyarak oyun geliştirmeye başlamış. Dan Houser'ından Gabe Newell'ına sektörün dev isimleri bile bu oyunlardan ne kadar etkilendiklerini anlata anlata bitiremezmiş. Abi çocukken oynadıkları oyunlar diye abartmışlar yani. Dan Houser'la Gabe Newell veletken oynamış abi Mario 64'ü, Ocarina of Time'ı falan. Över tabii, normal. Bak hem 2 boyutlu dönemde hem 3 boyutlu dönemde sektör standartlarını belirleyen oyunlar yaptı diye bir adamı övemezsin. Yoklukta yaparsın abi, fırsatçılık, beleşçilik bu. Miyamoto bugün bir Call of Duty gibi oyun yapabiliyor mu? Hala 30 yıl öncesinin grafikleri ya. Gözlerin kör oluyor oynarken, zerre gelişim yok. Bir Uzi ver şu Mario'nun eline, bir araba falan çaldır. Neyse devam edelim. Miyamoto Super Mario 64'ten sonra bir rahatlıyor. Artık evinde yıkanmaya başlıyor. Yokoi Mokoi da yok. Kasmaya gerek yok abi, ne şirkette banyo yapacağım diyor. Yönetmenlik koltuğunu da tamamen diğer çalışma arkadaşlarına bırakıyor ama neredeyse her Nintendo oyununun başında yine yapımcı olarak Miyamoto var. Öyle tamamen kaçar mı uyanık? Hayırdır birader, benden habersiz oyun mu yapıyorsunuz? Ver bakayım şunu, neymiş bu diye karışıyor her şeye. Küçükler maç yaparken sahaya girip atın lan topu diyen keko büyükler gibi dalıyor her projeye. Bu var ya, bu arada gelip şirket küvetlerini bile kontrol etmiştir. Şirkette banyo yapan var mı diye. Hayırdır birader, banyo falan benim işimde gözüm mü var lan senin, çık dışarı diyebilmek için. Yapımcılık dışında bazı oyunların temel konseptini de yine Miyamoto oluşturuyordu. Ama uygulamayı genelde başkalarına bırakıyordu. Pokemon dahil birçok büyük serinin doğuşuna, gelişimine mentor olarak bile değerli katkıları olmuştu. Sadece oyunlarda da değil, Nintendo'nun her jenerasyon çıkardığı konsolların geliştirme aşamasında da hep sürece dahil oluyordu, tavsiyeler veriyordu. Artık şirketteki yeni konumlanışı sayesinde vizyonuyla birçok oyuna yön verirken birçok insanın da kendini geliştirmesine, tecrübe kazanmasına yardımcı oluyordu. Kendi dersi olmayan ama bütün derslere uğrayan bir öğretmen gibiymiş. Ve şirketteki gücüne, konumuna rağmen kimseye patronluk taslamazmış da. Yapılan oyunlarda bir sıkıntı mı gördü? Bunu çok nazik bir şekilde iletirmiş. Ve gerçekten de çoğu sıkıntıyı hızlıca tespit edip kimsenin fark edemediği detayları yakalayabiliyormuş. Belki piyasa trendlerine göre hareket eden biri olmadığından da olabilir, oyunlar konusunda kafası çok farklı çalışıyormuş. Ya işte terfi alırız falan diye popolamışlar. Yani herkes adam yaşarken adamın kötülüğünü söyleyecek değil ya. Adamın oyun sektöründeki ve Nintendo'daki yeri o kadar büyüyor ki bir gün katıldığı bir programda emekli olmaktan bahsedince ertesi gün Nintendo hisseleri düşüyor. Ve Nintendo resmi açıklama yapmak zorunda kalıyor. Miyamoto'nun emekli olma gibi bir durumu yok. Sadece daha çok yapımcılık, danışmanlık, işte böyle yeni isimlere destek falan olacak. Böyle şeyler yapacak. Bir yere gitmiyor bizimle diye açıklama yapmak zorunda kalıyorlar. Miyamoto her gün işe bisikletle gidip geliyorken de adamın bisikletle işe gelmesini yasaklıyorlar. Aman bir şey olur, güvenli değil bak, yapma falan diyorlar. Gün geliyor, hobilerinden bahsetmesini bile yasaklıyorlar adamın ya. Neden? Çünkü bazı projeleri hep günlük hayatında yaşadıklarından, hobilerinden falan esinlenerek tasarlayan bir adam. İş öyle bir hale geliyor ki hobilerinden bahsederken Nintendo'nun gelecek projelerini sızdırabilir, bu fikirleri kullanabilirler falan diye korkuyorlar. Adam 70'i geçti artık. Yani ya sonunda ölecek diye yaşamasını yasaklayacaklar ya da ölmesini yasaklayıp sonsuza kadar yaşatacaklar neredeyse. Adamın ömrünün yarısından çoğu Nintendo'da geçiyor. Bu yüzden ömrü boyunca Nintendo
oyunları dışında oyunlar oynamaya da pek zamanı olmuyor. Adam her projenin içinde var. Kontrol edeceğim diye de bütün oyunları oynuyor Nintendo'da yapılan. Vakit kalmıyor tabii ki. Zaten oyun yapmasam o kadar oyun oynamam falan da diyor ha. Gamer falan değil bu adam. Ya sen bundan daha fazla oyun oynamışsındır, öyle düşün. Anlamıyorum yani, nedir bu adamın olayı? Neden oyun geliştiricilerin kahramanı seçiliyor? Oyun yapan insanları sıralarken neden hep birinci sıraya bu herifi koyuyorlar? Babasının torpiliyle iş görüşmesi ayarlayıp arcade kabinlerinin üzerine resim çizmekle görevlendirilen bu adam, oyunlarla zerre alakası yokken nasıl sektörün zirvesine yerleşti? Çünkü başkalarını kötülemektense kendi önündeki fırsatları görüp değerlendirebilen, öğrenen, öğreten, kendini geliştiren, çok çalışan ve ancak atıldıktan sonra kolay gözüken o ilk adımları atan hep Miyamoto oldu. Ama aynı imkanları Özcan Deniz'e de versek o da uçururdu bence Nintendo'yu.